Cahper gibi istismar siyaseti yapanların sonu. Ben gibi bölücüm peşinde koşan partilerinde oyuncak olmak. Bu zihni 18 yıl hapse mahkum olmuş bir teröristi meclise taşımak için hukukun altından tümer kalkmakta kaldı. Şimdi işi daha da ileri götürüp mahalli seçim işbirliği kisvesi altında cezaevlerindeki terör örgütü mensuplarını sanmanın hesabını yapıyorlar. 3-5 oy daha fazla alacağız. 2-3 belediyede oylarımızı artıracağız diye hoyratça çiğnenmedik hiçbir ilke. İş ortaya çıkarılmadık. Hiçbir de bırakmadılar. Gazi Mustafa Kemal'in partisini götürdüler. Siyasi kariyerleri uğruna bölücü örgütün demine rehin verdiler. Gel bakalım muhalif dediler. FETÖ taktikleriyle tasfiye ettiler. Bay Kemal'i günah keçisi ilan edip yalnızlığa iterek CHP'nin başına Özgür Efendi'yi getirmek bir kişi bu partiyle bölücü örgütün güdümündeki parti demlemek oldu. Dikkat ederseniz yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Ülkenin ve milletin aleyhine her işte CHP ve DEM birlikte hareket ediyor. Aynı şekilde ülkenin ve milletin lehine ne iş varsa hepsine de yine CHP ve DEM birlikte takos koyuyor. Teröre karşı en etkili silahımız olan SİHA'lardan rahatsız olanlar bunlar. Bölücü emellere set çeken sınır ötesi harekatlarımızdan rahatsız olanlar bunlar. Türkiye'nin nüfuz alanının genişlemesinden rahatsız olanlar bunlar. Tam 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasından rahatsız olanlar bunlar. Filistin'de hakkı ve adaleti savunmamızdan rahatsız olanlar bunlar. İsrail, Filistin arasında ne yazık ki değerli kardeşlerim, İsrail'in yanında yer alanlar bunlar. Ülkemizin mazlum ve mazlumlara el uzatmasından rahatsız olanlar yine bunlar. Hırsızlıkları, yolsuzlukları, belediyelerde kurdukları soygun düzenleri çıkınca gazetecilere saldıran, kadınlarımıza dil uzatan, hakaret eden, küfreden edepsizler yine bunlar. Siyasette seviyeyi daha ne kadar düşürebilirler, kendilerini daha ne kadar rezil edebilirler, daha ne kadar küstahlaşabilirler dedikçe her gün yeni bir skandalla çukurlaşanlar yine bunlar. 14 Mayıs seçimlerinde sırf kendilerine oy vermediler diye depremzedelerimize en aşağılık hakaretleri savurmuşlardı. Bugün de aynı kepazeliği yaşını başını almış kadınlara ve görevini yapmaya çalışan gazetecilere karşı sergiliyorlar. Büyükçekmece'de İstanbul'da başörtülü bir yaşlı teyzeye saldırıyor ve boğazından adeta gırtlaklıyor. Utan, utan. Utan. Hani kadına şiddet yoktu? Anayasındaki bir kadına bu şekilde saldırmanın izahı olmaz. Ey CHP, sizin gidecek yeriniz yok. Ve 31 Mart'ta evet, son oyununuzu oynuyorsunuz. Onun için Yalova inşallah 31 Mart'a kadar durmadan, usanmadan, sandıkları patlatarak tüm belediyeleriyle, beldeleriyle birlikte burada bir destan yazacak. Gençlerin maşallah çiftlik köy. Fakat altın olanın ses çıkmıyor ya. Bunlar parti içi kavgalardan fırsat buldukça daha büyük kavgayı millete karşı veriyorlar.
Esasen safların bu şekilde netleşmesi memleketin ayrınadır. Yıllarca Gazi Mustafa Kemal ve Cumhuriyet istismarı yaparak milleti kandıran piyasa Atatürkçülerinin gerçek yüzleri bu kirli işbirliğiyle inkar mümkün olmayan şekilde ortaya çıkmıştır. Eskiler bila gayret la devlet derler. Yani gayreti olmayanın devleti de gücü de olmaz. Biz ülkemizi kalkındırmanın ve büyütmenin peşindeyiz. Biz milletimizi müreffeh ve huzurlu bir hayata kavuşturmanın derdindeyiz. Biz devletimizin gücünü artırmanın çabası içindeyiz. CHP ve DEM'e yönelik eleştirilerimizin sebebi de sömürgecilerin ve emperyalistlerin değirmenlerine su taşıyarak işte bu hedeflerin önünü kesmeye kalkmalarıdır. Yoksa biz ülkenin ve milletin hayrına siyaset izleyen programı ve projesi olan herkesle görüşmeye, konuşmaya, birlikte hareket etmeye varız. Nitekim Cumhur İttifakı çatısı altında bunu yapıyoruz. Cumhur İttifakı milletvekili veya belediye başkanlığı paylaşımı pazarlığı için değil, ülkenin bekası, milletin geleceği, devletimizin bütünlüğü için kurulmuş bir ilkeler ittifakıdır. Allah'ın izniyle 31 Mart'tan sonra da bu ittifakla mecliste ve belediyelerde ülkeye ve millete nice güzel hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz. Yarın bu seçimde kendine yakışanı yaparak sadece kendi geleceğine sahip çıkmakla kalmayıp tüm Türkiye'ye çok güzel bir mesaj vereceğine ben inanıyorum. Marmara bölgemizin bu nadide şehrinin hayallerine uygun ve hak ettiği hizmetleri alabilmesi için milletvekiliyle, belediye başkanıyla, cumhurbaşkanıyla hep birlikte çalışacak, koşturacağız. Tabii bunun için önce sizlerin sandıkları patlatması gerekiyor. Sizlerden bunun sözünü istiyorum. Söz mü? Bilirim ki Yalova delikanlı şehirdir. Sözünde durur. Söz mü? Sevgili Yalovalılar, siyasette yarım asrı, belediyecilikte 30 yılı,